İstanbul Hepimizin girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programının 37.sine hoş geldiniz. Bugünkü programımızda 15. İstanbul Bienali'ni ve onun konusu ekseninde komşuluk konuşuyor olacağız. Konuklarımız Görgün Tener, İKSV Genel Müdürü ve Bekir Ardır, KONDA Genel Müdürü. Daha önce zaten hem Görgün Bey'i hem Bekir Bey'i çeşitli vesilelerle ağırlamıştık. 15. Bienal ekseninde, İstanbul Bienal ekseninde sizi ağırlamak çok güzel. Aynı şekilde Bekir Bey'in de bu konuya dair komşu yazılarından bir tanesi, T24'te yayınlanan komşu yazılarından bir tanesi kendisine aitti. Bu eksende özellikle Şehir Hepimizin programı için komşuluk ve mahalle eksenindeki her türlü faaliyet çok da değerli olduğu için çok güzel örtüştüğünü düşündük ve Bienal'in hemen öncesindeki pazartesi günü buradayız ve bu konuyu konuşuyor olacağız. İsterseniz Görgün Bey, sizden öncelikle Bienal'in bu seneki... Ben bir çerçeve çizeyim değil mi önce? Çok mutlu oluruz. Evet, şimdi önüme de bir sürü not aldım çünkü Bienal dediğiniz şey aslında böyle çok kocaman bir şey. Bir hani derler ya, filin kim neresini tutuyorsa orasını hissediyor gibi, ama aslında biz tabii bunu iki sene boyunca tümünü hissediyoruz. Hem yapım aşamasında biraz izin verirsen orada çok kısaca bahsedeyim. Çünkü iki yıllık süreç genellikle festival organizasyonu ya da işte bir festival yapmaktan daha farklı dinamikler içeriyor. İki sene boyunca Bienal için çalışılıyor. İşte ürün de 16'sında herkese kapısını açacak. 12 Eylül'den itibaren de işte ön gösterim dediğimiz daha çok profesyonellere, sanat dünyasının insanlarına, basına Bienal nedir, bu Bienal'de neler oldu diye küratörler ve Bienal direktörümüz anlatacak. İki sene geriye gittiğimizde şöyle işledi bütün bu operasyon. Bienal'in bir danışma kurulu var, 5 kişilik bir danışma kurulu. İşte dünyanın önde gelen iki sanat insanı Ute Mete Bauer ve Ivona Aslazbik'in yanı sıra Türkiye'den İnci Eviner ve Başak Şenova. Bir de geçtiğimiz Bienallerden zannediyorum 12.siydi. Onun küratörlüğünü yapan Adriana Pedrosa'nın olduğu bir danışma kurulu var. Daha çok tartışmalarla Bienal küratörü kim olur? Önümüzdeki Bienal'in teması nasıl bir şey üzerinden gidilir? Hangi küratörler Bienal'i yapsın, ortaya çıkartsın diye tartışmaların sonucunda aslında küratör olmayan, sanatçı olan bir ikiliye karar verildi. Anne Green and Draxet ve bu seneki Bienal'i onlar kurdular, onlar inşa ettiler. 6 tane mekan var. Bu 6 mekan İstanbul Modern, Pera Müzesi, Galata Rum Okulu, Ark Kültür Cihangir'de, Küçük Mustafa Paşa Hamamı ve bir sanatçı galerisi, yoğunluk sanatçı galerisi. Bu 6 mekanın özelliği aslında birbirleriyle de bir şekilde yakın oluşları. Yani hani yürürseniz ve yürümeye kalksanız, İstanbul'da tabii taşıtılan bir yere gitmek iyice zorlaştı. Zaten yürüyün diye öneriyoruz. Belki Küçük Mustafa Paşa biraz uzakta kalabilir, Kadir Has'ın hemen arkasında. Ama geri kalan mekanları şöyle turlayabilirsiniz. Bütün Bienal için 2-2,5-3 gün ayırmak tabii iyi gelecektir herkese diye düşünüyoruz. Toplamda yaklaşık 30 tane iş, bunlara da iş deniyor. Onlar Türkiye'den ve dünyadan özel olarak bu Bienal için üretildi. Yani ilk defa görülecek ve üzerinde ilk defa tartışılacak. 56 tane sanatçı var. 100'ün üzerinde iş sergilenecek. Ve mesela Ark Kültür, herkese görmesini çok tavsiye edeceğim bir yer oldu. Çünkü bütün mekan bir sanatçıya ait. Bu süreç zarfında bir de Zeyno Pekünlü'den bahsetmek isterim. Sizler tabii Medyascope tanır. Zeyno Pekünlü de Kamusal Program adı altında dünyadan çok çeşitli fikir insanlarının, sanat insanlarının bir araya gelip geliştirdikleri ve konuşacakları, diyalog içinde olacakları bir program üretti. Dediğim gibi 16'sında kapılar açılacak. Bienal ücretsiz. Sponsorluğunda Koç Holding üstleniyor. Geçtiğimiz seneki Bienali 500 bin civarında izleyici vardı. O kente çok daha yaygın bir Bienal'di. Bakalım bu senede Bienal sonunda da yeniden bir değerlendirmesini hep beraber oturur yaparız. Evet. Peki konusu iyi bir komşu. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Nasıl bu konuya varıldı? Çünkü iki sene önceden planlanan ama şu anda çok güncel bir aslında tartışma. Güncel aslında sadece şimdi değil, her zaman çok güncel bir şey komşuluk. Böyle
Şimdi Bienal ve güncel sanat faaliyetlerinde biliyorsunuz önce bir kavramsal çerçeve çatılıyor ve o kavramsal çerçevenin içinde konuşmalar yürüyor. Bu seferki kavramsal çerçeve işte bu cümle. Sadece bir tane bir şey. İyi bir komşu. Nedir? Bu komşu kelimesini her anlama çekebiliyorsunuz. Coğrafi komşu, işte evde komşu, iş ortamında komşu, 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 komşu. Herkesin bu konuda söyleyeceği, bir kısmının birazdan bahsedecektir belki, bir kısmının nostaljik bir çerçeve içinde ele aldığı, bir kısmının jeopolitik dünya ile beraber ele aldığı, bir kısmının bir sosyoloji olarak baktığı bir ilişkiler bütünü. Bu konuya tabii küratörler ya bu sanatçı ikilisi karar verdi ve sanatçı ikilisi de buna karar verirken ve bizlerle tartışırken biraz önce senin de bahsettiğin gibi aslında bu komşuluğun şu anda en değerli ve üzerinde en çok tartışılması gereken ve artık bu farklılıkların da şöyle bir masaya konup ki epeydir masada aslında yeniden gündeme getirilmesinde hiçbir beis yok ve bir arada yaşama üzerine bir Bienal ortaya çıktı diye düşünüyoruz, hep beraber göreceğiz. Peki Bekir Bey, sizce bugün bu coğrafyada komşuluğu tartışmak niye bu kadar önemli? Hatta yazınızda bir nostalji midir yoksa aslında komşuluk biçim mi değiştiriyor diye bir tartışma da açıyorsunuz. Belki oradan. Ya bir şöyle bir şey, yani komşu tanımı bir kere bir mekansal bir şey ima ediyor ve mesafeye dair bir şey ima ediyor. Yani mekansal yakınlık üzerinden hem komşuluk hem de hemşehrilik diye bizim dilimizde iki ayrı mekansal şey var. Ama aynı zamanda da bir komşuluk sadece mekansal veya mesafe olarak yakınlık içermiyor. Aynı zamanda bir ahlaki ve kültürel yaşama formatı, bir arada olmak, dayanışmak. Hani komşu komşunun külüne muhtaçtır diye bir söz var mesela bizim dilimizde. Bunun ima ettiği şey çok önemli aslında. Yani derdi de sevinci de, hani elemde de, kederde de, sevinçte de bir arada olmak vesaire. Ama tabii şöyle bir problem var. İnsanoğlunun bugün geldiği evrede kentleşmeyi de aşan metropolleşme diye bir mekansal mesele var. Ve bu yepyeni bir dünya bir kere bu. Yani ben özellikle her seferinde ben bunun altını çiziyorum. Kent diye tanımladığım şeyin dışında bir şey metropol artık. Yani kent yine hani selam mesafesinde ilişkiniz olmasa bile selam mesafesinde ya da ilişki kurma imkanınızın olduğu insanlar topluluğu bir yerde. Halbuki metropol artık isteseniz bile ilişki kuramayacağınız kocaman bir dünya var bu tarafta. Yani düşünsenize İstanbul'u Adapazarı'ndan Tekirdağ'a 200 kilometre. Dolayısıyla metropolleşmenin getirdiği bir problematik var. Bir yandan. Bir yandan da gündelik hayatın daha hızlı aktığı, daha karmaşıklığın ve belirsizliğin esas olduğu bir gündelik hayat ritmi var bütün dünyada. Buna bilgi toplumu mu dersiniz, postmodern dünya mı dersiniz, sanayi sonrası toplumu, adını ne koyacaksanız koyun. Ama bu yeni hayat ritmi içindeki ilişki formatı tartışıyoruz ve bütün dünyada da ya da işte kreatörlerin de danışma kurulunun da komşuluk seçerken muhtemelen bütün dünya bir biçimde bunu arıyor. Birinci mesele bu. Ama bu sadece mekanlardan dolayı değil, değişikliğe uğruyor. Çünkü her şeyden önce o komşuluk paylaşmak kadar aynı zamanda da her bir çocuğun, her bir yetişkin olma evresinde her birimizin ahlaki ve kültürel formlarla, normlarla, normal ve makul olanın ne olduğuyla ilk yüzleştiğimiz yer aileden sonra. Evet. Ve mahalle baskısının. Ve mahalle baskısının da ürediği yer vesaire. Evet. Ama bugün İşte mahalle diye bir kavram yok. Neden yok? Çünkü bugünkü ürettiğiniz bu metropolün içindeki kentçikler, o küçük parçacıklara mahalle demek mümkün değil. Yani kendi başına her birisi bloklar ve hani eski mahalleyi gözünüzün önüne getirin. Mahallenin bekçisi, mahallenin berberi, terzisi, bakkalı, kahvesi, çınarı, çınarın altı, hani bayramların paylaşıldığı, düğünün, nişanın yapıldığı, sünnetin yapıldığı mahalle meydanı yerine şimdi işte Toki'nin o suni plastik çocuk kaydıraklarının olduğu şeyler var, minik alanlar. Güvenlikte kulübesinin oradan girdiğiniz. Kent ve mahalle kavramı değişti, birinci olarak değişiyor. Dolayısıyla bir kere kimliksiz kentler var karşımızda. Yani ben hep onu diyorum, yani şimdi görgünü gözünü bağlasak, akşam helikoptere koysak, Beylikdüzü'ne götürüp bıraksak veya Nevşehir'e veya Denizli'nin bir Toki'nin yaptığı mahalleye bıraksak ve burası Samsun desek, hayır deme ihtimali yok. Yani kimliği olmayan şeyler, mekanlar yaratıyoruz. Birinci problem bu. İki, metropolleşmenin ürettiği
Ve bu yeni hayat ritmin ürettiği şöyle bir mesele var ki komşuluk, hemşerilik gibi yeni o ilişki formatları bir yerde bir alana doğru küçülüyor. Yani aile içine dönüyor. Bir yandan bakarsanız çekirdek aileye dönüyor diyebiliriz. Türkiye'de işte 22 milyon hane, ortalama 3.8 nüfusa gelmiş durumda. Ama iletişim ve ulaşım olanaklarındaki bu müthiş değişim yüzünden duygusal geniş aile diyoruz biz Konda'daki veya rahmetli Çiğdem Kağıtçıbaşı Hoca'nın tanımıyla. Duygusal geniş aile içindeki ilişki bazlı, yan yana olmasalar, aynı mekanı paylaşmasalar bile ilişki bazlı yeniden bir ailenin dirilişi süreci var. Bir küçülme kısmı bu. Büyüme veya soyut dünyaya doğru genişleme kısmı ise yeni aidiyetler de bir mesele var karşımızda. Kimlikler, taraftar kulüpleri, mezun olunan okul dernekleri falan gibi. Dolayısıyla o hani hemen karşı kapı komşumuzla ilişki kurmak için bahanemiz kalmadı. Çünkü o ihtiyacı ya aile içinde ya da daha bu soyut yeni kimlikler, yeni aidiyetler içinde karşılar bir mesele var. Ve bir yandan da o ilk hani en başta sözünü ettiğim o ahlaki ve kültürel ilk normlarla, makulle, normalle ilk yüzleştiğimiz, öğrendiğimiz alan artık başka bir yerden besleniyor. Dolayısıyla bizim bugün komşuluk formunun zayıfladığı, geleneksel tanımladığımız haliyle zayıfladığı ve biçim değiştirdiği bir süreç yaşıyoruz. Yani çalışmayan bir kadını düşünün. Muhtemelen televizyonda izlediği o evlendirme programlarındaki insanlar karşı komşusundan daha yakın. Hı hı. Çünkü o programlar bir de şimdi artık seri halinde. Evet. Yani 6 ay boyunca aynı insanları aynı göre göre muhtemelen karşı komşusundan daha yakın bir ilişki üretiyor o ekrandaki yüzle. Dolayısıyla çalışmayan kadın için böyle, çünkü komşuluk bir de kadın ve çocuk üzerinden var olan bir şey. Erkekten daha çok yani bir yerde içe dönük de bir şey. Dayanışmayı ürettiği, işte ziyaret ürettiği, çayı, tuzu, pirinci isteyebildiği, verebildiği vesaire. Dolayısıyla çalışan kadının ise metropol hayatının içinde vakti yok bütün buna. Yani daha son yaptığımız, geçen ay yaptığımız bir araştırma var. Yani zaman kullanımı üzerine Türkiye insanının. Çalışan kadın dediğimiz şey aslında bir köle insan tanımlıyoruz. Çünkü yani çalışan benim işimi yapıyor. Evet. Şimdi bütün bunun dışında da vakti kalacak da karşı komşuyla ilişki kuracak gibi bir başka problem var. Bir şey sorabilir miyim? Çok da merak ettiğim bir şeydi aslında. Tam da o noktaya getirdin. Ondan devam edebilirsin diye. Aslında hepimizin yine 24 saati var. Sonuçta 24 saat zaman dilimi. 70'li yıllarda 24 saat zaman dilimi. İşte 8 saat uyku, belirli zaman çalışma, gazete okumak, işte komşuya gitmek, gelmek bayramlarda ya da normal zamanlarda falan diye ayrışıyordu. Şimdi biraz önce dediğin gibi artık hem çalışılıyor, hem çalışma süreleri, hem işte bu uyku zamanları, uyaranlar arttı, televizyon seyrediliyor vesaire yapılıyor. Bir de komşulukla ilgili olarak, bilmiyorum ne dersin ama bir sosyal medya çıktı. Yani tabii. Facebook'ta hepimizin artık bir aidiyeti var. Benim bir cemaatim var. Bir böyle benle beraber işte 3000 kişi var ya da 200 kişi var. Neyse. Başkasının da bir 2000 kişisi var. Onun da bir 2000 kişisi var. Kişiler, komşular, herhangi bir yere gideceksem ya da bir şey soracaksam onlara soruyorum. Evet, onlara soruyorum. Ya yani eskiden takip ettiğim blog yazarı ya da Facebook'ta ya da Twitter'da mutlaka takibe aldığın birisi senin karşı kapındaki insandan daha yakın sana. Çok çok daha yakın. Mesela şu çok güncel mi oldu acaba? Ben bazen Twitter'da ya da sosyal medyada, Facebook'ta şeye giriyorum. İşte tam şöyle bir şey yapıyordum. Bir şey oldu. Konuyu bilen var mı? Pat 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 altına hemen cevaplar geliyor. Eskiden söylediğim nostalji şeyine girdik belki ama kapıyı çalıp komşuya sorardın ya da hani telefonsuz kesinlikle zamanlarda bunu yapmaktan başka da kesinlikle çare yoktu. Yani işin bir tarafı bu. Yani hayat ritminde değişiklik var ve o hayat ritminin ürettiği zihni ve ilişki değişimleri var bir tarafı. Bir başka mesele yine bu hayat ritminin ürettiği endişe, güven, korku gibi problematik. Çünkü metropollerde daha karmaşık bir hayat var, daha çokaşmış kalabalıklar halinde yaşıyoruz ve tanış olmayan çok insan var. Dolayısıyla tehlike sezgisi insanoğlunun hani mesafe daraldıkça aslında o tehlike sezgisinin azalmış olması lazım. Evet. Yani tanış olmaktan, ilişki kurmaya, ilişki kurmaktan selam vermeye doğru mesafeyi ayırdığımız zaman selam mesafesindeki insanlarla artık güven problemimizin olmaması lazım normal geleneksel hayatın içinde. Ama metropollerde selam mesafesine girdiğimiz halde, yani aynı apartmanda oturduğumuz halde karşılıklı güvensizlik var.
Çünkü endişe duygusu daha baskın. Kimlikler arası gerilimlerden dolayı, işte güvenlikten dolayı, asayişten dolayı veya işte bizim gibi kendimize özel 200 yıldır çözülememiş bir takım kadim problemlerden dolayı vesaire vesaire. Dolayısıyla Türkiye insanının zaten güven duygusu çok düşük. Yani Türkiye insanı, bizim araştırmamız var bu konuda bir tane, tanımadığı bir insanla tanıştığı an güvenirim ona diyenler %9 sadece. Hı. Bu dehşet düşük bir oran. Dolayısıyla çok hani, güvensizlik temeli üzerinden gidiyor değil mi? Güvensizlik ve endişenin beslediği adım atarken güvenmiyor zaten. Evet. Hele şimdi bunu siyasal kutuplaşmalarla, lümpenleşmeyle, işte Kürt meselesi gibi bazıları silaha, ölüme dönüşmüş bazı problemlerle üst üste koyduğun zaman zaten insanların hem gündelik hayatın ritminden dolayı hem bu arka plandaki bütün zihni dünyamızdan dolayı karşı kapıdaki insanı tanıyalım diye bahanemiz, ilişki üretelim diye bahanemiz kalmıyor. Çünkü aslında biraz önce Görgün'ün dediği gibi ihtiyaç anında da artık başvurduğumuz ya ailemiz ya da daha soyut ilişki içinde bulunduğumuz sosyal alemdeki veya işte kimliklerimiz, aidiyetlerimiz içindeki başka ilişki zemini. Aslında yalnızlık tercih ediliyor diyebiliriz o zaman. Yani ben bilinçli olarak kendimi belli ilişki kurmaktan geri tutuyorum. Aynen kendi öyle. Kontrol altındaki işte bilinçli komşusuzluk bu. Yani tabii ki. Yani daha 10 gün önce bayram vardı. Şimdi bizi izleyenler bile bir kendi kendilerine sorsunlar. Karşı kapılarındaki komşunun adı ne? Bayramlaştılar mı? Evet. Olmadığı gibi bir de şu var, yani karşı komşuyla belki kolay kolay ayrılamazsınız. Hani karşı komşudur, fizikman oradadır ama mesela bu Facebook ya da benzeri yerlerde onunla hemen ayrılma, anında silme, yok etme ve hayatımdan çık. Kontrol altına alma. Evet, özgürlüğüne ve yapısına da sahip bir dünya oluştu. Onun için yeni komşularımız belki de biraz onlar. Ama bunları şunun için söylemiyorum, yani bunun altını çizmek isterim. Genellikle böyle bu tür konuşmalar hep bir hani kaygı ve eyvah yeni gelen daha kötü duygusu üretmek için. Hayır, benim kastettiğim bu değil. Durumu tespit edelim. Şimdi bu durum içinde nostaljik komşuluğu yeniden yaratalım diye köy bir çaba, köy enstitülerini açalım çabası gibi. Çünkü kentli bir Türkiye var karşımızda ve %6 köy. Şimdi %6 köy için köy enstitüleri tartışması yapıyorsanız siyasette geride kalmışsınız. Şimdi bugünkü durum da bu. Şimdi bu yeni durum içinde bizim meselemiz İnsanların yeni dayanışma ve ilişki formatlarını ya da hukukun üstünlüğüne inancın daha yükseleceği ya da bir arada yaşama, ortak yaşam iradesinin çoğalacağı, güçleneceği formatlar, kurallar, kurumlar, ilişki biçimleri, zeminler, diyalog ve ilişki platformları ne olmalıdır ve kafa yormamız lazım. Bunları vah vah eskiler ne güzeldi diye söylemiyorum. Yeni durumun içinde karşılaştığımız problemler, çünkü yani en azından bu, şimdi bu siyasi bir problem olmadığı için siyasete dökmeyelim ama en azından şu realitede herhalde hepimiz mutabıkız. Türkiye'nin bugün karşı karşıya olduğu bir sürü problem, başta siyasi kutuplaşma da olmak üzere, ortak yaşama irademizi örseleyen, zayıflatan şeyler. Bizim meselemiz ise ortak yaşama iradesini çoğaltmak, bir arada yaşamak. Tam da bu Biennale'in konusu olan. Bir arada yaşama kültürünü güçlendirmek için ne yapmalıyız? Bu yeni ilişki zeminlerinde, bu yeni mekansal meselede, iyisiyle doğrusuyla bu metropolde biz yeni diyalog ve ilişki platformlarını nasıl geliştirebiliriz diye kafa yormamız lazım. Yoksa sadece nostaljik bir komşuluk güzellemesi çözüm üretmiyor. Burada bu yeni durumu tartışmadan belki aslında dünyadaki durumu da biraz tartışabiliriz. Özellikle Biennale ekseninde. Çünkü Biennale'in basın bülteninden şöyle bir cümle çıkardım. Komşuluk üzerinden ev yaşamını, mahallenin dönüşümünü ve jeopolitik sorunları okumak. Ve 32 ülkeden 56 sanatçının bu iyi bir komşu üzerine ürettiklerini biliyorsunuz. Onlar üzerinden acaba bize hem ipucu vermek bağlamında hem de dünyadaki komşuluk tartışması, Türkiye'deki bu sıkışmış tartışmaları destekliyor mu yoksa bambaşka şekillerde devam ediyor? Ne diyebilirsiniz? Yani farklı ölçeklerde var diye düşünüyorum. Çünkü bunun ipuçlarını nereden aldım? Bu arada bütün işleri de görmediğim için hani bu iş demeyeyim şimdi. İşinde biraz heyecanı olsun tartışmasın ayrıca. Ama mesela ilk basın toplantısında, yani bu iyi bir komşuyu anlattıkları ilk basın toplantısında 40 tane soruyla gelmişlerdi. Ve 40 kişi o soruları orada izleyicinin önünde sordu. Mesela şimdi oradan birkaç tane soruyu aldım önüme. Mesela bir tanesi şey diyor, iyi bir komşu mülkünü korumak için silah bulunduran birisi midir?
Şimdi mesela bu hani bizim aklımıza gelebilir. Ne bileyim Amerika'da bu silah meselesi mesela, zaten hani çok güncel. Hani silahlı zaten hani bir süre eyalette serbest vesaire, ama mesela bu soru Norveç'te sorulduğu zaman herhalde çok da bir anlam ifade etmez diye düşünüyorum. Ya da iyi bir komşu müzik dinlerken kulaklık mı takar? Şimdi hepimiz biliyoruz eksen olarak Akdeniz ülkelerinde ses düzeyi biraz daha yüksektir. Evet. Konuşurken de, sohbet ederken de, müzik dinlerken de, birbirimize hitap ederken de biraz daha yüksektir. Aynı yüksekliği İskandinav ülkelerine ya da ne bileyim Avustralya'ya, Kanada'ya gittiği zaman bulamazsınız. Gittiğiniz zaman bulamazsınız. Onun için bu komşuluk meselesi, aslında komşu kelimesi 7 milyarı da ilgilendiriyor. Hı-hı. Ama çok çeşitli veçeleriyle ilgilendiriyor. Mesela bizi coğrafi olarak çok ilgilendiriyor. Ama coğrafi olarak Finlandiya'yı ya da atıyorum yine ya da işte ne bileyim hani Şili'yi çok ilgilendirdiğini düşünmüyorum doğrusu. Biz bunun üzerinden tartışmalar yaparken ya 6 tane komşumuz var falan filan derken onlar bunu başka bir düzeyde ele alıyorlardır. Şimdi hepiniz çok iyi biliyorsunuz, Bulgaristan'dan birisi geldiği zaman işte ve konuşma arasında nereden geliyorsa Bulgaristan komşu deriz hepimiz. Yani ilk kullandığımız kelime aslında bu olur. Hatta komşu değil de vardır ya İngilizce'de yumuşatma, komşu deriz nedense. Hani sanki o zaman daha iyi anlayacakmış gibi. Bilmiyorum, buna ama bu ilave ülkeler, olur. Ülkeler arası komşuluk bahsini açınca tabii şöyle bir mesele var. Şimdi bu coğrafya da çok belirleyici. Tabii, en çok Trump'ın seçim kampanyasında bu Meksika ile Amerika arasına sınırı duvar örme meselesi. Şimdi ben geçenlerde bir haber okudum. Mesela çok sarsıldım mesela. Yani biz Amerika ile Meksika arasındaki duvar olur mu olmaz mı tartışılıyor ama şu anda Türkiye fiilen 3 ülkeyle, komşu ülkeyle arasına duvar örüyor. Yani Suriye'yle, Irak'la, İran'la. Ve şu anda 65 ayrı noktada dünyada 2 ülke arasındaki sınıra fiilen duvar örülüyor. Yani dolayısıyla kreatörlerin bu konuyu seçişinde aslında bilinçli bir şey var. Yani var, hoşluk olsun, tabii, değişiklik olsun diye seçilmiş bir nostalji olsun değil, diye değil. Ha, dünyanın bir problemi var ve dünyanın problemi aslında... Ama eski doğu batı diye bakın, ama işte zengin fakir ülkeler diye bakın, ama işte doğu soğuk savaş yıllarının komünist bloku, kapitalist bloku diye bakın. Hristiyan coğrafya, Müslüman coğrafya diye bakın. Aslında şu anda yaşanan, insanlığın yaşadığı kriz de tam bütün bu ilişkilerin yeni formatının, yeni kurallarının, kurumlarının ne olacağı. Yani dolayısıyla ben hep şöyle bir tezim var. Suriye diye konuştuğumuz aslında Suriye değildir. Suriye diye kodladığımız şey... Bu dengelerin, yani Hristiyan coğrafya, Müslüman coğrafya, Orta Doğu ile dünyanın geri kalanı, Doğu ile Batı ekonomileri ya da işte Sovyetler ya da Rusya ile Amerika, Almanya gibi Batı devletlerinin arasındaki yeni dengelerin nasıl olacağına dair bir kostümlü prova ve böyle bakınca da aslında Suriye'de konuştuğumuz Türkiye'dir. Yani dolayısıyla biz hem bir yerel, nostaljik de esintileri olan bir kendi meselemizi konuşuyoruz. Bir yandan da aslında evrensel ve insanlığın gelip tıkandığı küresel ara buzul dönem dediğim bir aralık. Bütün insanlığın evrensel bir problemini konuşuyoruz. Bir arada yaşamanın yeni biçimleri, yeni kurumları, kuralları, formatları ne olmalı, nasıl olmalı? Evet. Aslında asıl soru bu. Buraya bir ilave bir cümle şey yapayım. Onu özellikle beğendiğim için de buldum. Hatta yanımda da getirdim. Bu diyalog, hani bir arada yaşamak, diyalog kelimeleriyle ilgili Bauman'ın bir lafı var. Bauman'ın gerçek diyalog sizinle aynı şeyleri düşünen insanlarla konuşmak demek değildir diyor. Yani hani ben, siz, üç aşağı beş yukarı aynı şeyi düşünüyoruz. Diyalog halindeyiz, konuşuyoruz. Değil, bu diyalog aslında farklı kimliklerle, farklı düşüncelerle, farklı yapılarla bir arada olduğumuzda birbirimizle konuşabiliyorsak, diyalog kurabiliyorsak diyalog oluyor gibi ben bunu biraz daha altını çizdim. Belki yani zaten tartışmanın kilitlendiği nokta da işte yeni kimlikler ve aidiyetler hep bizim gibi düşünen insanları kendimize yakınlaştırmak, gibi düşünmeyen insanları uzaklaştırmak üzerinden kurulduğu için aslında orada müthiş bir yarık oluşuyor. Belki bu... İşte zorunluluk ve bahane diyorum ben. Zorunluluk kalmıyor. Çünkü tatmin olduğumuz, ihtiyacımız olduğu anda işte biraz önce gördüğünüz söylediği gibi yazıp cevap bulduğumuz alanlar açılıyor. Bahane de kalmıyor çünkü artık hani eski ilişki olmayınca hani pirinç kalmamış, bir tutam pirinç verir misin teyze diyeceksin, komşu meselesi de hayatımızdan çıkıyor. Evet. Peki bu yeni kimlikler ve aidiyetleri biraz daha açmak ister misiniz? Ne demeye çalışıyorsunuz mesela yeni aidiyetler derken?
Hayır, şu yani hani zaman zaman bizde şöyle bir laf var ya, güncel problemleri ve özellikle Kürt meselesi gibi, Alevi meselesi gibi meseleleri konuşurken falan, ya kardeş kardeş yaşıyorduk nereden çıktı falan. Şimdi bu durup dururken kötücül birilerinin gündeme getirmesiyle ilgili değil. Biraz önce özetlemeye çalıştığım bu kentleşen ve metropolleşen dünyada. Yani şimdi bak birkaç tane sayı vereyim. Türkiye'de mesela somut olarak şöyle bir sayı söyleyeyim sana. Türkiye'de daha 50'lerde 21 milyonken nüfus %75'imiz köylerde yaşıyordu. %75'imiz. Bugün Türkiye'de adı köy olan yerde yaşayan %6, nüfusu 2000'in altında, hani köy isimden çıkaralım meseleyi, nüfusu 2000'in altında olan yerleşim yerinde yaşayan %16, %84'ü kentli bizim sosyolojik tanımımıza göre. Kaldı ki %50'si 11 metropolde. Bizim metropolden kastımız, yani bizim derken KONDA'da bizim geliştirdiğimiz tanımlama, bütünleşik nüfusu 500 bin ve üzeri olan yer. Şimdi böyle bir dünyada, böyle bir karmaşanın çok katmanlı, çok boyutlu gündelik hayat ritminin yaşandığı veya biraz önce hani Görgün'ün söylediği gibi 8 saat çalışıyoruz, 8 saat uyuyoruz, hala 8 saat var geride dediğin yerde, İstanbul'da halbuki insanların ortalama 2,5-3 saati ulaşımda geçiyor. Evet. Yani şimdi yine İstanbul'dan somut bir iki tane rakam söyleyeyim mesela sana. Şu anda İstanbul'da bugün itibariyle bile İstanbul doğumlular 18 yaş üstü nüfusta %28. Dahil edince yükseliyor tabii de, yani %70'imiz dışarıdan gelmiş. Ve hani şöyle bir yine bir rakam vermek için, gerekçe yapmak için söylüyorum. Hani şöyle bir laf var ya, efendim İstanbul'da yaşıyorlar, Boğaz'ı görmemişler falan. İstanbul'da mesela Taksim Meydanı'nı görmeyenler bile %30 küsur. Yani bırak Boğaz'ı. Şimdi dolayısıyla böyle bir metropol hayatının içinde, demin de sözünü ettiğim gibi, bir yandan aile güçleniyor eskisinden daha farklı olarak. Ama bir yandan da daha soyutta işte etnik kimliklerimiz, inanç, insanlığın hayatı boyunca inanç temelli ilişki her zaman temeldir ama en azından ibadet boyutunda, dini ritüeller boyutundaydı. Halbuki şimdi tümüyle sosyal hayatta egemen oluyor giderek. Ya da işte mezun olunan okul, ya da taraftarı olunulan kulüp, yani işte Beşiktaş'ın çarşı grubu ya da Galatasaray'ın Ultra Aslan grubuna ait olmak olmamak ya da ODTÜ Mezunları Derneği ya da Boğaziçi Üniversitesi Mezunları Derneği'ne ait olup olmamak gibi, hem ilişki ihtiyacımızı, hem ihtiyacımızı ürettiğimiz zeminler, imkanlar çoğaldı bugünün hayatı için. Bunun içinde artık komşunun yeri yok. Çünkü komşu bir kere fizik olarak bugünkü apartman hayatı içinde, hele site dediğimiz mantık içinde, zaten ona imkan yok. Evet. Yani mahallenin tanımı değişiyor kentlerin içinde. Dolayısıyla o soyut kimliklere daha çok sığınmak, yani Türk veya Kürt olmak, Sünni veya Alevi olmak veya Fenerbahçeli olmak, Beşiktaşlı olmak gibi daha soyut dediğim o. Yani ama aynı zamanda bir de tabii biraz önce Görgün'ün de altını çizdiği o sosyal medyadaki, işte Facebook'taki, Twitter'daki, sanal dünyadaki ilişki formatı. Dolayısıyla gündelik hayattan da üreyen, sadece siyasi nedenlerle değil, gündelik hayatın ritmindeki bu hızlı, zamandan ve mekandan bağımsız yaşanmakta olan bir gündelik hayat var karşımızda ve üretme ilişki, üretim ilişkileri de ve buna bağlı olarak da dayanışma ilişkileri de, buna bağlı olarak örgütlenme ilişkileri de artık o eski mekansal ya da saat, zamansal tanımlara bağlı değil. Yani diyelim bir siyasi örgütlü ya da olsak, eskiden neydi? İlla genel merkez olacak, şube olacak, il başkanlığı olacak vesaire vesaire. Halbuki şimdi sosyal medyada hiç birbirleriyle yüz yüze gelmeyen bir anonim girişim, işte referandum sürecinde bile gördük ya da şu anda bile. Ötesinin yaptığı gibi. Ya da şu anda bile işte en sık karşımıza çıkan nedir? Kan aranıyor, böbrek aranıyor vesaire gibi duyurularda bile. Daha özel bir sürü alana kadar. Anında haber aldığın, anında birbiriyle dayanışma ihtiyacını giderdiğin, anında bilgi ihtiyacı için başvurabildiğin ve de güvendiğin, kendini o şemsiyenin altında görüyorsun. Halbuki karşı komşunundan muhtemelen tanışmıyorsun. Çoğumuz karşı komşumuzun adını bile bilmiyoruz artık. Dolayısıyla daha kendi inisiyatifimizde gelişen ama gündelik hayatın ritmindeki bu hızlanmanın ürettiği ve dayattığı bir ilişki formatı haline dönüşüyor. Dolayısıyla komşuluk eski biçimiyle zayıflıyor zaten. Bir ara form halinde geldi ve zayıflayacak da doğal olarak.
Şimdi burada daha farklı aidiyetler ve bunu daha bir arada yaşamaya dönük. Yani çünkü bu tür dayanışma ilişkileri ya da köy güzelleştirme dernekleri, yani yine bir sayı vereyim mesela. Türkiye'de şu anda 110 küsur bin dernek var resmi çalışır halde. Bunun 100 bin civarındası dayanışma temelli dernektir. Yani köy güzelleştirme dernekleri. Ya da yazın İstanbullular hatırlayacak, hele bir zamanlar koşmaya gidenler ya da hala gidiliyorsa, giden varsa Belgrad Ormanları'na, hafta sonları köy pikniklerini görecekler. Şimdi eskiden olmayan şeylerdi bunlar ve eskiden muhtemelen bu insanlar kendi köylerindeyken de ortak topluca pikniğe gitmiyorlardı. Düğünde bir aradaydı, sünnette bir aradaydı ama hadi hep beraber pikniğe gidelim demiyordu. Ama şimdi İstanbul'da Kastamonu'nun işte şu ilçesinin bu köyü pikniği düzenliyorlar ve İstanbul'daki bütün o köylüler orada toplaşıyor gibi başka alanlar açılıyor. O zaman da bu gündelik hayat ritmi içinde karşı komşunuzun artık hükmü yok. Çünkü karşı komşunuzdan emin değilsiniz. Siyasi tercihinden, etnik kimliğinden, kulüp taraftarlığından emin değilsiniz. Bir, iki, bu gündelik hayatın hızı aynı zamanda şehvet, aynı zamanda hız ürettiği gibi aynı zamanda da endişe üretiyor. O zaman da emin olduğunuz alanda bu ilişkiyi üretiyorsunuz. Aynı şeyi size soracaktım. Ya bir de güven diye de bir şeyi geliştirmiyor güven, mu? Evet. Hem kaybettiriyor ama aynı zamanda tabii geliştiriyor. Şimdi karşı komşumuza bir şey ya da yakınınızdaki birine bir şey sorduğunuzda ondan alacağınız cevapla biraz önce bahsettiğiniz işte Twitter üzerinden, şey üzerinden güvendiğiniz insanlardan ve o işin uzmanı diye nitelendirdiğiniz kişilerden alacağınız cevaplar arasında çok büyük bir fark olacak. Kabulleniş farkı var. Tabii çünkü kabulleniş farkı yaklaşıyorsun var. Bir tanesine. Evet. Öbürünü bilmediğin için. Dolayısıyla giderek hangi araştırma yaparsak yapalım, giderek komşuya da güven azalıyor. Yani şu anda hani çok gelenekseldir, bütün dünyada da sorulur. İşte karşı komşun her ülkenin kendi meşrebince, Kürt olsaydı, Ermeni olsaydı, eşcinsel olsaydı vesaire vesaire. Türkiye'de bütün bunlar giderek son derece düşük. Son derece düşük. Hatta daha hani spektaküler olsun diye bir şey söyleyeyim. Eşcinsel karşı komşunuz aşure yapıp getirse ne yaparsınız dediğiniz zaman İnsanlar üçte birinden fazlası almam diyor. Bir üçte biri de alırım ama yemem, dökerim diyor. Yani üçte bire kaldık yani. Başta. Yani, evet. Evet. Peki bu kadar mesafelerin ayrıştığı ve bizlerin de kategorik olarak ayrıştığı, öyle diyeyim, bir durumda sanatla bireyin ilişkisi ve sanatın topluma, mahalleye dokunması sizce nasıl olacak, değil mi? Nasıl olacak? Bu bir sorun mudur? Böyle bir gözleminiz var mı? Ve Biennale mesela özellikle bu komşu mekan kavramı üzerinden gezilebilir, yürünebilir mekan üzerinden, mekanlar üzerinden yapılan Biennale'in de bu, yani şöyle diyeyim, en azından böyle bir refleksi var mı? Bunu buraya bir bu yarayı tedavi etme gibi bir amaç biçebilir miyiz? Yok. Biçmeyelim bence. Şimdi onu biraz daha genel alayım. Hem içinde bulunduğum kurumun hem de genelde sanat faaliyetleriyle ilgili olarak. Tabii herhangi bir faaliyetten ya da sanatın kendisinden ya da bir ifade şeklinden bütün dünyanın sorunlarına çözüm bulmayı ve birdenbire kurtarmayı beklemememiz lazım. Bence bize bir şeyler öğretmesini de çok beklemememiz lazım. Beklememiz gereken şey sanatçı, çünkü onu da bir üreten, ortaya çıkartan var, kolektif ya da sanatçı. Kendini orada ifade etmiş mi, istediklerini anlatabilmiş mi? Bunu bir belirli bir estetik düşünce içerisinde ve belirli bir düşünsel altyapının üzerine kurarak yapabilmiş mi? Ve hangi soruları soruyor? Bizden nasıl bir beklentisi var? Biz kafa yorup biraz onun üzerinde düşünüyor muyuz? Ve bize de sorular sordurtabiliyor mu? Ve bu aramızdaki diyalog, belki eşitiz, belki değiliz, belki farklı kültürdeniz, belki o başka bir dünyanın insanı ya da neyse, böyle bir dünyanın içine bizi alabiliyor mu ve o dünyanın içinde karşılıklı iletişim içinde olabiliyor muyuz? Şimdi tabii böyle bir şey kurduğunuzda bunu izlemeye gelecek insanları nasıl davet edeceksiniz? Ve bir sanat faaliyeti yapıyorsanız bu... Özellikle İstanbul'da, biraz da topu yere indirelim isterseniz, biraz İstanbul ve Türkiye diye konuşalım. Herkesi nasıl davet edeceksiniz? Evet. Burada da karşımıza bir dil meselesi çıkıyor. Şimdi sanatta, güncel sanatta özellikle, kabul edelim etmeyelim, bir dil meselesi var.
Nasıl hani zamanında doktorlar reçete yazdığı zaman ya hiç okunmuyor deyip doktor okutuyordu. Yani bir kendi dünyası, kendi dili oluşturuluyor. Bu yani aslında bir yerden elma almak, manavdan elma almak ya da başka bir yerden bir şey satın almak ya da tarlada üretim yapmaktan çok da fazla farklı demeyeyim, yanlış anlaşılabilir ama böyle çok da yüceltilip bir yerlere konacak bir şey değil bence. Yani normal gündelik yaşantının içinde de olması gereken ve bizim de oradan beslenmemiz gereken ürünler bunlar. O zaman ne yapacağız? Bunu da tanıtırken bir ve bununla ilgili iletişim kurarken biraz gündelik dile yaslanacağız, davetkar olacağız ve izleyiciye ya da işte katılımcıya nasıl adlandırıyorsak onun da gelip görmesinin, izlemesinin ya da bir müzik faaliyeti ise dinlemesinin, dinlemekten hoşlanacağını, ondan bir şeyler kapacağını ya da ona belki eve gidince bir katkıda bulunup onun üzerine düşüneceğini ve biraz da olsa hayatını değiştireceğini düşündüreceğiz. Çünkü bu hayat değişikliği yani bir roman okudum bir günde hayatım değişikliği değil ama sizin daha sonraki yaşantınızda onunla ilgili küçük bir gönderme olduğu zaman bile, bir referans olduğu zaman bile bir değişiklik olduğu anlamına gelecek değişikliklerdir. Yani sanat insana böyle sürekli tokat atan şeyler değildir. Bazen de okşayan, içine alan, kavrayan ve diye üzerine böyle koştura koştura gideceğiniz şeylerdir. Aslında 30 yılıyla ilgili Biennial'in bir filmi yapılıyor. Filmi yapan arkadaş bana biraz önce çok değişik bir şey gösterdi. Küçücük bir çocukcağız. Bundan yaklaşık 5-6 Biennial önce bir eser görüyor ve eser görüyoruz. Allah'ım bismillahirrahmanirrahim diyor. Şimdi ne kadar güzel. Kendini öyle ifade ediyor. Görüyor, şaşırıyor ve onunla ilgili de bir şey çıkıyor ağzından. İşte aslında biraz olması gereken o diye düşünüyorum. Umut ediyorum bunu bu Biennial'de başarırız. Daha doğrusu başarılabilir. Çünkü bizim çok önem verdiğimiz şeylerden bir tanesi de erişilebilirlik. Bu erişilebilirlik ekseninde ilginç bir faaliyetiniz var. O da Biennial afişlerinin evlerin pencerelerine asılması çağrısı. Evet. Onunla ilgili bize neler demek istersiniz? Tabii şimdi Biennial diyorsunuz, 18 milyonluk kent diyorsunuz. 18 milyon neredeyse Hollanda'nın nüfusu kadar bir İstanbul'dan bahsediyoruz. Yani bütün İstanbul Biennial konuşuyor gibi böyle medyatik şeyler tabii ki söylemeyeceğim. Yani öyle bir şey de yok. Ama şu var, bizim diyebildiğimiz, yani bu çeperi genişletebildiğimiz ve buraya katabildiğimiz her izleyici, her katılımcı çok önemli bir değer. Bu nedenle de bu halka biraz daha genişlesin diye önce işte bu 40 tane slogan, mesela hani bunların içlerinde o kadar enteresanlar var ki, mesela iyi bir komşu müzik dinlerken kulaklık mı takar diye. Ve çok doğru, bir sürü insan şeyden şikayet eder, ya yanda da gençler çok yüksek çalıyorlar ya falan diye. Bunların olduğu afişler bastırıldı. Bunlar her evlere asıldı. Aynı zamanda farklı imajları arkadaşlar yansıtabilirlerdi. Evet. Mesela sizi rahat bıraksın istiyor musunuz iyi bir komşunun? Ya da sürekli gelip ya nasılsınız, ne yapalım diye sorsun mu? Evet. Sizinle sohbet mi açmaya çalışsın vesaire vesaire. Tabii güzel olan şu, bu kampanyayı sosyal medya üzerinden de genişletebiliyorsunuz. Mesela biz 14 Eylül günü saat 16'da bütün İKSV çalışanları olarak hepimiz bu 40 şeyden seçtiğimiz bir tanesini Instagram'a koyacağız. Bakalım herkesin seçimini orada göreceğiz. Güzel olacak diye düşünüyorum. Şimdi tabii yani hep şunun üzerinden gidiyoruz. Hazır cevaplarla değil, o sorulara kendimizin verdiği cevaplarla ve birbirimizle konuşarak ilerlersek daha iyi olur. Yoksa her şeye benim hazır bir cevabım var. Herkesin hazır bir cevabı var. Ama o hazır cevapları bir şöyle masanın kenarına bazen koyuversek ve öyle ilerlemeye kalksak belki daha iyi bir noktaya gideriz, bilmiyorum. Evet. Ne dersin? Evet. Yani aramaya devam. Şimdi bu dönem bütün dünyanın şu anda bugün itibariyle bile haberlere bakalım. Yaşanan bütün krizlere baktığınızda sadece bizde değil, bütün dünyada bir mesele var. Savaşlarıyla, ekonomik sıkıntılarıyla, göçmenlik meselesiyle, sadece Suriyeliler değil işte İslamofobiyle, nefret suçlarıyla, ayrımcılıkla, adaletsizlikle, iklim değişikliği, kuraklık, bütün bunlarla. Ve buradaki temel mesele bence, ben küresel ara buzul dönem diyorum. İnsanlık bu postmodern dünya mı deriz, sanayi sonrası toplum ya da bilgi toplum mu deriz? Bugünkü hayata uygun devlet ve hukuk
normlarını, sistemlerini kuramadı ve yaşadığımız kriz bu. Onun için de her yerde birden otoriterleşme, her yerde birden lümpenleşme, popülizm vesaire vesaire gerilimler var sonuç olarak ve her yerde birden kutuplaşma var. Biz sadece diğer ülkelerden farklı olarak hem sanayi toplumunun kalkınma ve modernleşme, hem bilgi toplumunun demokratikleşme ve küreselleşme problemlerini bir arada yaşayan bir ülke ve toplum olarak bu duru Hollandalı ya da bir Fransız'a göre daha katmerli yaşıyoruz bu sıkıntıları. Dolayısıyla mesele, insanlığın meselesi bu küresel arabuzul dönemden çıkış, yeni bilgi toplumunu, yeni hukuk ve devlet veya siyaset modellerini kurgulamamızdan olacak. Bunun da bir bacağı da gündelik hayatın yeni kurum ve kuralları. Dayanışma ilişkileri dahil normal, makul, iyi, doğrunun ne olup ne olmadığı üzerindeki yeni toplumsal mutabakatlar, yeni uzlaşmalar falan. Dolayısıyla bu tür tartışmalar ya da bu tür bu Biennale'deki yapılmaya çalışılan gibi şey, bir cevap yok bu meselede. Bu daha karmaşık, daha çok boyutlu, çok aktörlü, çok katmanlı. Gündelik hayat akıyor önümüzde. Dolayısıyla birçok birden cevap olacak. Yani hani testlere alıştı artık insanımız. Onun için her testte bir tane doğru cevap vardır ya. Televizyondaki bütün yarışmalarda bile öyle. Halbuki günümüz bütün cevap seçeneklerinin hepsinin birden doğru olduğu bir günümüz. O zaman da konuşmak, tartışmak ve olabilen bütün çözümleri ortalığa sermek gibi bir arayış döneminde insanlık. Bunu ama sanat yoluyla, ama siyasi tartışmalar yoluyla, ama İstanbul hepimizin gibi sivil inisiyatif olarak gönüllü çabalarla ne yapılabiliyorsa bu tartışmalara yapılacak her katkının kendince çok önemli, değerli bir tarafı var. Onun için de çok önemsiyorum doğrusunu istersen. Fantastik. Eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Çok teşekkürler. Biennale sonrası yeniden değerlendirmek yapmak üzere. Çok mutlu oluruz. Sadece. Evet, Biennale 15. İstanbul Biennale 16 Eylül 12 Kasım tarihleri arasında 32 ülkeden 56 sanatçının iyi bir komşu yorumuyla İstanbulluların ulaşılabilir mesafede 6 tane mekanda olacak. Ücretsiz olduğunu ilave ederim. Ve herkesi bekliyoruz. Ücretsiz bir şekilde olacak. Ve çok teşekkür ediyorum buraya kadar geldiğiniz için ve programa katkılarınız için. Biz teşekkür ederiz. Şerefimizin bu haftaki programının sonuna geldik. Önümüzdeki hafta 38. programımızda tekrar buluşmak üzere. Bu hafta eğer bizlerle iletişimde olmak isterseniz İstep'imizin sosyal medya hesaplarından haberleşebiliriz. Teşekkürler, iyi günler.